Arkadaşlar merhabalar. Ben Abdurrahman Yılmaz. Ezber bozan koç. Bu yeni videomuzda hatırlarsanız bir önceki videomuzda özellikle YKS hazırlık sürecinde hangi derse nasıl çalışmalıyız başlığını atmıştık. Ve ilk etapta tarih ve coğrafya derslerimizi arkadaşlar irdelemiştik. Bu videomuzda ise bugün konuklarımızla Türkçe ve felsefe grubu derslerimizin nasıl çalışması gerektiğine dair arkadaşlar bir açıklamada bulunacağız. O yüzden can kulağıyla dinlemenizde ve hocalarımızın vermiş olduğu tavsiyeleri harfiyen yerine getirmenizde arkadaşlar büyük bir avantaj olacaktır. Biliyorsunuz Türkçe branşımız sadece sınavlar için değil arkadaşlar. Güncel hayatta bile her zaman zaten içinde bulunduğumuz ve ana dilimiz olan özelliğe sahip olduğu için zaten her şeyiyle bilmemiz gereken bir özelliğe sahiptir. Felsefe grubu ve özellikle felsefe dersi sadece dersle yine kalmayıp aslında güncel hayatta her zaman konuşmalarımızda bile hayat felsefesinden bahsederiz. Bu anlamda arkadaşlar yine dikkate almamız gereken özelliklerden bir tanesi. Bu yüzden felsefeyi yalnızca ders olarak değil de aslında o insanların düşünce yapılarını bugüne aktarmaya çalışarak ilerlersek sanırım daha iyi algılayabileceğimiz kanaatindeyim. Zaten bununla ilgili detayları da yine misafirimizden arkadaşlar birazdan almaya başlayacağız. Hatırlarsanız dün başarı olayından bahsetmiştik ve başarının bir şeyi sürekli yapmaya devam etmekle ilgili olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Hatta damlaya damlaya göl olur sözü zaten bunun güzel bir örneğiydi. Yani azmi ve kararlılığı gösteren bir özellikti. Bu anlamda eğer ki başarı istiyorsak olay yalnızca zekasal bir özellik değildir. Tamamen arkadaşlar emek isteyen, çaba isteyen bir özelliğe sahiptir. Bu anlamda lütfen başarılı olmak istiyorsak eğer vakit kaybetmeden bu Şubat tatilimiz sürecindeyken arkadaşlar vermiş olduğumuz teknik yöntemlerle birlikte çalışmalarımızı gözden geçirelim ve biraz daha ivmelendirelim. Yani hızlandıralım sevgili arkadaşlarım. Peki şimdi geliyoruz sevgili arkadaşlar. Konuğumuz Necmettin hocamız. Kendisi arkadaşlar bilinen ve herkesin aşina olduğu isimlerden bir tanesi. Türkçe edebiyat öğretmenimiz. Fakat bugün Türkçe branşı nasıl çalışılır konusunda arkadaşlar sizleri hocamız bilgilendirecek. İsterseniz önce bir hocamıza hoş geldiniz diyelim. Ve arkadaşlar sonrasında sözü hocamıza bırakalım dün yaptığımız gibi. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Teşekkür hocam sağ olun iyiyiz. Hocam Teşekkür özetle sizi tanıyalım. Hemen sonrasında da öğrencilerimizin en çok merak ettiği içerikler çerçevesinde sohbetimizi devam ettirelim. Buyurun hocam. Evet, bu sene ve daha önceki senelerde öğrencilerim beni babacığım diyebilirler. Sağ olsunlar. Biz de onlara teveccühlerimizi ifade ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyisinizdir umarım. İyi bir çalışma götürüyorsunuzdur. 15 tatildeyiz. Sınavdan önceki son düzlük dediğimiz bir zaman dilimindeyiz. Bu noktada hepinize iyi çalışmalar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Bu arada Abdurrahman Hocam da benim bir dostum. Uzun zamandır beraber olduğumuz bir arkadaşımız. Sağ olsun bize böyle bir kapı açtığı için, bize böyle bir yardımcı olma bakımından, bir ekip kurma bakımından, güzel bir ekip oluşturma bakımından gayretlerini görüyorum. Bu noktada kendisine teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Eyvallah, sağ olun hocam. Bugün Türkçe ile ilgili sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Türkçe nasıl çalışılır? Bir kere şunun bilinmesi gerekiyor. Türkçenin bir bakış açısı var maalesef. Bu hangi sınav grubunda olursa olsun bu bizim ana dilimiz. Bir şekilde yaparız. Son 7-8 yılın sorularına baktığımız zaman veya üniversite sınavlarındaki istatistikleri yılın sonunda ÖSYM'nin açıkladığı istatistiklere baktığımız zaman Türkçe netleri maalesef öyle demiyor. Öyle değil mi hocam? Öyle demiyor. Ortalaması çok düşük. 40 Hatta hocam soruda. sözünüzü Evet. biliyorum. Benim öğrencilere zaman zaman espritüel tarzda bir yaklaşımım var. Aslında bir ironi bu. Diyorum ki işte bizim son 5-6 yıldır ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşlarımız hani Türkçeyi sizden daha iyi öğrendiler. Aynen Hani ben aynen bu denemeyi katılıyorum. onlara versem belki sizden daha fazla net yaparlar diyorum. Kesinlikle daha Ki düzgün cümleler öğrenciler bazen kuruyorlar. bunu söyleyince belki kızıyorlar ama aslında durum gerçekten bu derece ciddi, ciddi bir özelliğe sahip Aynen. hocam. O yüzden size hak veriyorum. Bakış açısı şu olmalı. Mesela Türkçe sadece Türkçe midir? Yani Türkçe ile alakalı mıdır? Kesinlikle değil.
Diğer bütün branşları da esasen ilgilendiriyor. Mesela matematikte hocam 11-12 tane problem sorusu çıkıyor. Ve sözel bir metinde çıkıyor. İçinde bir iki tane sayı oluyor veya olmuyor. Öyle değil mi? Evet. Yani bunu öğrencinin anlamlandırıp matematiksel işleme dönüştürmesi için düşünmesi lazım. Ya da soyutsa Bunun somut hale sözel, getirmesi evet, lazım, değil mi? soyut bir kavramı somut hale getirmesi Evet. lazım. O problemi matematik diline dökmesi lazım. Bu neyle oluyor? Matematikle oluyor. Şey, Türkçeyle oluyor. Öyle değil mi? Evet. Matematikle olmuyor yani. Aynı şekilde özellikle TYT'de fizikle ilgili yoruma dayalı sorular. Bu felsefe içinde geçerli. Felsefenin özünde Türkçe oluşturuyor Evet. netice itibariyle. Diğer Tarih, derslerin içinde branşı. aynı şekilde. Mesela öncül kısımları veriyorlar sorulardan veya bir soru kökünü veriyorlar. Çocuk soru kökünü bile anlamakta zorlanıyor. Acaba neden? Bir bakıyorsunuz kitap okuma alışkanlığı maalesef yok. Ben öğrencilerime hep şunu tavsiye ediyorum ve yine bugün de tavsiye etmek istiyorum. Her gün yatmadan önce 45 dakika. Bu size hiçbir şey kaybettirmez kesinlikle. Ama çok şeyi Tam kazandırır. tersi kazandırır. Uyumadan önce 45 dakika boyunca yani siz uykuya kitapla dalsanız böyle yatağınızda sıcak yatağınızda 45 dakika okusanız ne kadar okursanız okuyun ama 45 dakikalık zaman ayırsanız o kadar güzel olacak ki. Bakın ben bir örnek vereyim. Kendimle ilgili de bir örnek vereyim. Ben liseden 95-96'da mezun oldum hocam. Ortaokuldan bu tarafa arkadaşım olan Aşır diye bir kişi vardı. Bu kişi Yozgatlıyım ben biliyor arkadaşlarımız biliyor sizler de biliyorsunuz. Bu arkadaşımız bütün kütüphanenin, okulların ve ilin kütüphanesinin bütün raflardaki kitapların tozunu aldı. Bu da aynı zamanda bir deyim. Tozunu aldı ve bütün kitapları okudu bu arkadaş. Son senede bir kursa gittim. Bizim zamanımızda kurs bir taneydi. Çok Çok yaygın evet değildir tabii. yaygın değildi. Kursa gitti. Bu arkadaşımız mesela biz günde 5-6 saat ders çalışırken bu arkadaşımız sadece hocasını dinlemesiyle veya çok az gayretle hukuk fakültesine gitti. Şaşırdık. Arkadaşa dedim ki ya Aşır yani nasıl oldu bana söyler misin? Ben senin iki katı performans sarf ettim. Hatta başka arkadaşlarımız daha fazla efor sarf etti ve senden daha düşük bir yer kazandı. Sen hiç zorlanmadan kazandın ve hukuk fakültesini kazandın. Arkadaşlar bu hazırlık benim kitap okumamla başladı ve kitap okumamla bitti şeklinde bir ifadesi var. Yani buradan da anlaşılıyor ki arkadaşlarımızın günlük bir 45 dakika bu zamana kadar alışkanlık haline getirmemiş birçok öğrencimiz var. Ben bunu derslerde de görüyorum. Diğer dersin hocalarından da bu noktada bizden tavsiye almak isteyenler veya bize sistemlerini, şikayetlerini ifade edenler ne yapmalıyım, nasıl bir yol izlemeliyim diye bize gelen danışan arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız var. Ben diyorum ki kitap okuması lazım öğrencinin. Düşünce dünyasının genişlemesi için o kafamızdaki nöronlardaki o karanlık alanların aydınlığa çıkması için her olaya farklı farklı açılardan bakabilmesini sağlamak için kesinlikle kitap okumalar lazım. Yani hocam şöyle diyebilir miyiz? Gene sözü kesiyorum ama. Rica ederim. Şimdi okumak bir odaklanmayı da gerektiriyor. Doğru değil Tabii mi? tabii. Düşüncesi dağılmamış olur, bir yere odaklanmış olur, Peki çabuk bizim anlamış olur. işte öğretmen arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı karşımızda dinlemeyi bilmeyen bir öğrencinin olması değil mi? Kesinlikle. Çünkü hocam sözünüzü kesiyorum valla. Okuyan insan aynı zamanda da dinlemeyi bilen Evet. insandır. Dinlemeden de zaten yani duymayla dinleme arasında müthiş bir fark var. Kişi akşama kadar her şeyi duyar ama her şeyi dinlemez. Ve öğrenmenin ilk aşaması da dinlemek zaten. Evet. Dinlemeyi yoğunlaştıran, dinlemenin kas sayısını artıran faktörlerin başında kitap okumak gelir. Kesinlikle bunun Evet. altını kalın bir çizgiyle çiziyorum. Tabii zaten bir videomuz da tamamen bununla ilgili olacak. Bütün bu branşlarımızı şey ettikten sonra genel anlamda yani biz haftalık nasıl çalışmalıyız, aylık nasıl çalışmalıyız, işte sınava kalan son zamanlarda ne yapmalıyız ile ilgili zaten bir Evet. videomuz var hocam, onu yükleyeceğiz. Orada zaten gene bu konulardan teker teker bahsetmiş olacağız. Yani olay aslında dönüyor dolaşıyor hocam, Türkçe'ye geliyor. Yani Kesinlikle, Türkçe branşı kesinlikle. aslında öğrencinin tıp kazanmasında da hukuk kazanmasında da belirleyici etkili bir Tabii yöntem. ben Çünkü Türkçe hani anlamlandıramadığımız zaman zaten soru çözme şansımız da kalmıyor. bir de soruların böyle güncel sorulara baktığınız zaman
Yani bir metin, öyküleyici bir metin vermiyorlar artık. Evet, evet. Betimleyici metinlere bile çok zor rastlanıyor. Felsefi yönü olan, düşünmeyi gerektiren sorular. Evet. Mesela öğrencinin temel şikayeti şu paragrafta. Diyor ki, hocam diyor, ben diyor, metnin, parçanın sonuna geldiğim zaman diyor, başını unutuyorum diyor. Niye? Orada odaklanma problemi yaşıyor. Acaba diyor, bende dikkat eksikliği mi? Lan oğlum, sende dikkat eksikliği olsa bile bu herkeste mi var? Diye bazen içimden geçiyor. Sürekli mi var? Değil mi? Aynen, aynen, kesinlikle. Kesinlikle. Bu noktada bakış açısının değişmesi evet. lazım. Hocam bir de bakış açısı şu. Yani arkadaş, yani öğrenci arkadaşlardan bahsediyorum. Bu önceden de öyle. Bakın sevgili arkadaşlar, ben 2000'den bu tarafa öğretmenlik yapıyorum. Yani şu an sınava hazırlanan öğrencilerin yaşından daha fazladır öğretmenlik yapıyorum. Karşımızdaki en temel sorun şudur. Okumayan, dolayısıyla da düşünemeyen bir kitle var. Bunların içerisinde öğrenciler de var. KPSS'de de bu böyle. Bilirsiniz hocam, yani 30 tane soru çıkıyor KPSS'de. İşte bu tarafta da 40 tane çıkıyor. Arkadaş 30'da 30 yapamıyor. Halbuki rahat yapabilir. Şimdi üniversite kendini gerçekleştirmiş bireylerin olduğu bir alan. Ama arkadaş Türkçe'yi gerçekleştiremiyor. Türkçe'yi gerçekleştiremediği için de diğer derslerde de sıkıntı yaşıyor. Şunu unutmasın. Herkes iyi bir yer kazanmak ister. Arkadaşlarımız bunları unutmasın kesinlikle. Bir tıp fakültesini hedefleyen bir öğrenci, bir öğretmenin bildiği kadar Türkçe bilmesi lazım. Yani 35 bandının üzerine çıkması lazım hocam. Hatta öyle ki tahtaya çıkıp hoca gelmediği zaman ben anlatırım arkadaşım deyip böyle bir hoca gibi bir tavır sergilemesi, tavır alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da bizim bu branşa bakışımızı tabii, değiştirmek için. Türkçenin sadece Türkçe ile alakalı olmadığını, bütün diğer derslerin de kaynağını anlama ve kavrama noktasından kaynağını oluşturduğunu söylemek istiyorum burada evet. arkadaşlara. Zaten hocam hemen hemen ikinci başlığımızın aslında özetini vermiş olduk. Aynen, burada. Aynen. Burada da şunu söyleyeyim. Şimdi 40 tane soru çıkıyor hocam. Geçen sene 11 tane dil anlatımından çıktı. Yani anlam bilgisinin dışındaki sözcük düzeyinde ve cümle düzeyindeki dil bilgisinden toplam 11 tane çıktı. İşte yazım, noktalama, ses bilgisi. Zaten birazdan yine değineceğimiz bir zaten evet. başlığımız var. Nicelik bakımından öğrenciler şunu iyi bilmesi lazım. Bakın TYT ve AYT'ye baktığınız zaman Türkçeden ve edebiyattan toplam 64 tane soru çıkıyor. Ki bir hocam, eşit ağırlık öğrencisi tabii. ve sözelci için belirleyici bir... Dolayısıyla bilir. Biz buradan şöyle bir yol izleyebiliriz. Matematikle Türkçe'yi birleştirdiğiniz zaman TYT ve AYT'nin %60'ını, %70'ini neredeyse oluşturuyor. Bir arkadaşımız bu alanda, bu iki alanda matematik ve Türkçe'de başarılı değilse, diğer tarafta başarılı olsa bile kat ettiği yer sınırlı olacaktır. Kazandığı bölüm de çok çok hedefinin altında bir yer olacaktır. Aslında öğrencimizde hedeflemiş olduğu yeri kazanabilecek potansiyel var. Var ama bunu... Zekasal da var. Zekasal olarak da var ama emek olarak da var ama Türkçe'yi hallederse hem Türkçe halletmiş olacak hem de diğer dersleri halletmiş olacak. Evet. Mesela nicelik olarak biraz daha açmak istiyorum. 40 tane soru çıkıyor hocam. Parça da anlam ve sözcük düzeyinde anlam ve cümle düzeyinde anlama toplam 28-30 tane soru çıkıyor hocam. Paragraftan da toplam 18-20 aralığında soru çıkıyor. Yani baktığınız zaman 4'te 3'ü anlam bilgisinden çıkıyor. Ve öğrencinin kafasında şu var. Ben paragrafı her şekilde yaparım. Bu noktada bu sayısal niceliğin çoğunluğu anlam bilgisinde olduğu için arkadaşımızın bu alanını düzeltmesi lazım. Nasıl düzeltmesi lazım? Her gün bir miktar, özellikle 12. sınıflar için söylüyorum. Hatta bunun içerisine 11. sınıflar da katabiliriz. 12 ve mezunlar için ayrı söylüyorum. 11'leri de bunlara katabiliriz. Her gün bir miktar paragraf çözmesi lazım. Ve çözdüğü paragraf da geçmiş yılların referans soruları dediğimiz sınavda daha önceden ÖSYM tarafından kullanılmış çıkmış soruları çözmesi lazım. Ama çok fazla geçmişi çözmesine gerek yok. Bakıyorsunuz son 6-7 yılın sorularına baktığınız zaman sorularda çok ciddi bir güncellik söz konusu. Öyle değil mi hocam? Artık daha bilimsel metinler daha bilimsel metinler koyuyorlar. Daha akademik metinler koyuyorlar. Anlaşılması güç metinler koyuyorlar. Daha öncesinde sanırım klasiklerden falan böyle çok alıntılar varken artık onu görmüyorum. Çocuklar şunu biliyorlar. Alışılmamış bağdaştırma dediğimiz
böyle bu tür ifadelere çok fazla yer veriyorlar. Mesela soru tiplerinden biraz sonra bahsedeceğim, hatta şimdi bahsetmeyelim. Bu 40 sorunun 30 tanesini çözebilecek kıvama gelebilmesin, çocuğun günlük bir 45 dakika kitap okuması lazım. Düşüncesini daha çok yoğunlaşmak, dikkat toplamak için. Bunu dikkat eksikliği olarak algılıyorlar ama ben katılmıyorum kesinlikle hocam. Zaten eksikliği tetikleyen Tabii okumamak. kesin okumamak ve okumamanın sonrasında gelen bu tür Zaten aksaklıklar. hocam baktığımız zaman düzenli kitap okuma alışkanlığı olmayan bir öğrenci dersi düzenli dinlemiyor. Kesinlikle. Düzenli ders çalışamıyor çünkü oturamıyor. Yani odaklama Kesinlikle. sorunu var çünkü öğrencimizde. Aynen. Ve bütün bunlar sanki bir hastalıkmış gibi algılanıyor. Oysa ki Aynen. değil. Çözüm Bunun belli. çözüm yolunu başka yerde aramasın Ki tabii arkadaşlar. o çözüm aslında ilkokullara kadar dayanıyor ama en azından Kesinlikle. bizim şimdiden irademizi zorlayarak bu okuma alışkanlığımızı bir an önce Hatta edinmemiz benim gerekiyor. tezim şu, Milli Eğitim adına söylemek istiyorum. Buradan yetkililerimiz umarım duyar sesimizi. Ben bir ders olarak okuma dersi diye bir dersin konulmasından tarafayım. Aynı şekilde mesela ders kitaplarını ücretsiz vermek yerine, o da verilsin ama onu vermek yerine bence öğrencilere belli sayıda kitap zimmetleseler de onları takip etseler keşke. Ve biz işte sınava hazırlanan öğrencilerin görecekler durumda ne kadar değişme olacak. Ben buna ilaveten hocam bir de günlük 30 tane işte orada çıkan sayı kadar 30 tane paragraf sorusu çözmesini tavsiye ediyorum şiddetle. Mesela ben kendi dersine girdiğim çocukların 30 tane soru çözmesini istiyorum ve bunu takip ediyorum. 30 tane paragraf hocam, 10 tane veya 15 tane de sözcük de anlam ve cümlede anlam şeklinde soru çözmesini tavsiye ediyorum ve bunu kendim dersine girdiğim çocuklarda da takip Evet, ediyorum. zaten paragraftan konu açılmışken hocam en azından teknik Arada bir anlamında geçiş da yapalım. evet Evet. bilgisini Hocam, alalım. paragraf soru çözüm tekniklerinde arkadaşlara tavsiyede bulunmak istiyorum. Mesela ilkokuldan bu tarafa alışılagelmiş kötü bir alışkanlık var maalesef. Bu da şudur, altını çizme. Bakın şöyle düşünün Abdurrahman hocam. Bir metnin altını çizmek kişiye ne kazandırır? Hocam diyor, ben diyor dikkatimi oraya diyor topluyorum diyor. Oradan dışarı çıkamıyorum. Kesinlikle yanlış bir şey. Bakın bir öğrencimi çağırdım. Bunun aksini iddia eden, hocam ben çizdiğim zaman daha iyi anlıyorum diyen bir öğrencimi çağırdım. Gel dedim. Çağırdım, aldım odaya. Al bakalım şu deneme. Öyle yeni nesil denemeler de değil hocam. 5-6 yıl öncesinden bahsediyorum ya da 7-8 yıl öncesinden bahsediyorum. Zaman tam olarak bilemeyeceğim. Kardeş dedim, sen dedim, okuma da dedim. Buradaki hiçbir soru okuma. Burada şu kadar soru var. Lütfen dedim, okurken ki altını çizdiğin hassasiyetle çizer misin dedim. Altını çizer misin? Bütün soruların. Öğrenci sadece Türkçenin altını çizmiyor hocam. Bütün soruların altını çiziyor. Arkadaş 17 dakikada hocam. 17 dakikada denemenin altını çizdi. Arkadaş cepte Sorsan diyor ki hocam deneme yetişmiyor, zaman aynen. yetmiyor. Yetişmez ki. Yetişmez. Evet. 60 yılda çalışsan yetişmez yani. Doğru mu ama? Yani altını çizme alışkanlığının vazgeçmesi lazım. Tamam bu alışkanlıkları terk etmek biraz zaman alıyor ama ilk başta sıkılacak veya anlamıyorum diye de böyle bir fikir gelecek belki ama bence altını çizmemesi lazım. Bu bir. Mesela diyor ki hocam diyor metin uzun diyor. Ben sonuna geldiğim zaman metnin başını kaçırıyorum. Ben bu noktada arkadaşlara tavsiyem şudur. Metni ikiye bölebilirler. Metni ikiye Zaten bölebilirler. sorularda biliyorsunuz bu bölge çıkıyor zaten. Evet. Hangisi ikinci cümlenin ilk işte ikinci paragrafın ilk cümlesini oluşturur tarzı sorular gelebiliyor Evet. mesela. Ben diyor metni okurken zorlanıyorum. İkiye bölebilirler. Artı yanlarına küçük, anladığı şekilde küçük notlar alabilirler. Ya da Yani anahtar kelime belirleyebilirler. anahtar kelime de belirleyebilirler. Not da alabilirler. Ya da şöyle de düşünebilir. Paragrafa başlamadan önce. Bu paragrafı örneğin ben yazıyorum. Acaba karşıya vermek istediğim mesaj nedir? Paragrafın konusunu tespit etmeden Allah aşkına soru çözülür mü? Öğrencilerin %90'ı bu şekilde çözüyor hocam. Peki hocam, gene bunun temelinde kitap okumama olayı Kesinlikle var var. mı? Var ama bu saatten sonra 12. sınıftaki bir öğrenci şunu hocam diyor ben diyor 45 dakika zamanım olsa gider test çözerim diyor. Arkadaşça test çözerek sonuca ulaşacağını zannediyor ama maalesef Türkçe'de bu başarı yakalıyor. Sonra diyor ki hocam diyor ben diyor 30'u bulamam. Bulamazsın kardeşim. Bulamazsın. Oysa Bulamazsın ki yani. öğrencimiz bir
o kitap okuma alışkanlığındaki konsantrasyonu yakalamış olsa kesinlikle, öğrenci bir sayfayı okuduğu zaman aslında o sayfanın tamamen ne demek istediğini çok rahat bir şekilde algılayabiliyor. Hocam şöyle bir şey de var. Mesela okuma alışkanlığı gelişmiş bir öğrencinin zaman problemi olmuyor. Öğrencilerin %95'i, bunu istatistik olarak söylüyorum, %95'i neyden başlıyor? Sınava, Türkçeden başlıyor. Evet. Kaç dakika zaman ayırması lazım Türkçe? 40 dakika. Peki 40 dakika zaman ayırdığında tamamını çözmüş oluyor mu kodlamayla birlikte? Kesinlikle hayır hocam. Yani istisnaları söylemiyorum. Hocam konuşuyorsunuz ama ben 35 dakikada bitiriyorum. O arkadaşları hariç tutuyorum. Genel olarak söylüyorum. Sınavdan sonra şöyle telefonlar geliyor. Hocam diyor, ben diyor sınava kaç dakika harcadım biliyor musunuz diyor. Bu Türkçe'yi bir 50 dakika, 55 dakika, 60 dakika. Hatta abartmıyorum hocam. 65 dakika. Yani 1 saat 5 dakika, artı 25 dakika. 40 dakikanın üzerindekileri biz cepten giden dakikalar olarak düşünürsek 65 dakika, eksi 25 dakika. Tabii düşünsenize sınavda eksi 25 dakikayla neler yapılmaz. Sonra matematiğe geldiğimde diyor, oradaki gözetmen dedi ki diyor, kalemleri bırakın. Evet. O zaman arkadaşımıza geçmiş olsun diyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bunu hoca bas bas bağırdı mı sana? Bağırdı. Dinledin mi? Dinlemedin. O zaman sonucuna da katlanmak gerekiyor. Ki hocam bakın bugün ayın 23'ü. 23 Ocak'ta bunları söylüyoruz. Öyle düşünün. Evet, sınava ne kadar var? Daha 150 küsür gün var. Bu arkadaşlarımız bu durumdan düzeltebilir. Evet, biz genel azından üzerine düşen uyarmayı yapalım. Aynen. Şimdi hocam gerisi mesela taktikler geliyor artık. Paragraf soru çözüm tekniği. Mesela soru tarzında diyor ki yukarıdaki diyor parça, numaralandırılmış parçalar işte paragraf iki ayırmak istese hangisine itibaren iki ayrılır? Şimdi paragrafta ne vardır? Konu bütünlüğü vardır değil mi hocam? Evet. Konu bütünlüğü vardır. İkinci paragraf nasıl başlaması lazım? Başka bir konudan başlaması lazım. Veya konunun başka bir yönünden başlaması lazım. Arkadaş bunu ayırması için paragrafın konusunu tespit etmek gerekiyor. Paragrafın konusunu tespit etmeden paragraf çözülür mü ya? Evet. Bakkala gidip de şu parayı ver, bana şunu ver demeden adam ne verdiğini, değil mi? Ne istediğini nereden bilsin? Bir de paragrafta soru çözüm. Neyse orada şeyler var, soru kökleri var hocam. Olumsuz soru kökleri var. Arkadaşlar ona da dikkat etmiyor. O da çok büyük bir eksiklik. Hocam diyor, ben diyor, evet, yapılamazı yapılır anladım diyor. Çıkarılamazı çıkarılır anladım diyor. Gibi böyle saçma sapan, ulaşılır gibi böyle olumsuz soru köklerini görmeyen arkadaşlarımız var. Onlara dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlarımızın. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Ben diyor kalem sallıyorum diyor. Hocam kalem elinde bir şey vardı, mutlaka bir şeylerle uğraşıyorum diyor. Bütün dikkatimi oraya veremiyorum diyor. Veremezsin. Bütün dikkatini oraya verebilmen için o paragrafın içine girmen lazım. Evet. O konuya girmen lazım. Orada verilen şeyi algılaman lazım. Hocam işte bunu şöyle diyebilir miyiz aslında? Öğrenci de çok rahat bir şekilde. Aslında sınavda olmak, ibadette olmak kadar evet, titizlik gerektiriyor. Kesinlikle. O huşuyu orada yakalamak evet, gerekiyor. Kesinlikle. Yani bunun herhangi bir dinle alakası yok. Ama sonuçta sen eğer ki bir ibadet ediyorsan, Hristiyan da olabilirsin, Yahudi de olabilirsin, Müslüman da olabilirsin veya başka bir dinin olabilirsin ama bütün dinlerde ne vardır hocam? İbadette bütünlük vardır değil mi? Kesinlikle. Ve konsantre olma olayı vardır. Ha demek ki bizim aslında bu sınavı o derece ciddiye alıp ve evet, o tutarlılıkta bulmamız gerekiyor ortamda. Aynen. Bir de mesela öğrenci paragraf çözerken şöyle bir durum da oluyor. Hocam diyor, ben diyor paragrafın her cümlesini sindire sindire. Arkadaş sanki yemek yiyor ya, paragraf çözmüyor da. Sindire sindire olur mu ya? Cümle, paragraf belli bir hızda olması lazım. Kesintisiz bir şekilde okuması lazım. Belli bir hızda, duraksaya duraksaya değil de belli bir tempoda olması lazım. En büyük yanlışlardan birisi de, ki bu çok önemli. Hocam diyor, ben diyor bunu çıkarmıyorum diyor, çıkaramıyorum diyor. Nerede yazıyor diyor. Paragrafa yorum katıyor hocam. Paragrafa yorum katılmaz. Yazanın yorumuna göre dikkat etmen gerekiyor. Yazanın yorumu senden ne istiyorsa ona bağlı olarak kalmak zorundasınız. Bir de paragrafla ilgili bazı kavramlar var. Özlülük nedir? Özgünlük nedir? Efendim, duruluk nedir? Paragrafın anlam özelliklerini bize sunan bazı nedir? Argümanlar var. Paragraf dilini bize sağlayan bazı sözcükler var, kavramlar var. Onların bilinmesi gerekiyor. Evrensellik nedir? Mesela
Değil mi hocam? Bunların bilinmesi gerekiyor. Bütün bunlar dönüp dolaşıp bizim kitap okumamıza geliyor. Sevgili arkadaşlarım, aynen. Sözcük dağarcığımızın gelişine geliyor. Günlük paragraf çözmek gerekiyor. Hani siz demin dinden bahsetmiştiniz hocam. Hani dinimizde ne vardır? Bugün Allah için ne yaptım? Evet. Bence şu soruyu arkadaşlar kendilerine sormaları lazım. Bugün ben Türkçe için ne yaptım? Veya sınavı kazanmak için ne yaptım? Evet. Diye bunu bu şekilde uyarlaması gerekiyor. Hatta hocam biliyorsunuz çıkacak olan kitabımızda, üniversiteyi kazanma rehberimizde ben bir dua ve meditasyon bölümü de koydum kitabımıza. Ve orada zaten hani işin ehemmiyeti malum artık. Aynen. Bu kaçınılmaz bir özellik. Bunun dediğimiz gibi belli bir dinle değil, bütün inançlarla ilgili ortak bir noktası var. Çünkü dua aslında hayallerimizin gerçekleşmesi için yaptığımız bir hamle. Aynen. Sınav da bunun zaten bir göstergesi. Aynen. Ve onun için giden bir süreçteyiz. Zaten sözünüzü kesiyorum. Çalışmak da bir ibadet gibi algılayıp ki zaten fiili ibadet diye geçer. Evet. Öyle değil mi? Hani gereklerini hocam, ortaya koyma adına. Dinimizin ilk emri oku diye başlamıyor mu zaten? Arkadaşlar bunu başka türlü anlamasın ama gerçekten öyle evet. Mi? Yani sözcükte anlam ve cümlede anlamla ilgili de söylemek istediğim birkaç bir şey var hocam. Sözcük anlamı diyor ama yani tutup da size işte gerçek anlamda kullanmıştır, mecaz anlamda kullanmıştır, yan anlamıyla kullanmıştır gibi kısa, herkesin yapabileceği sorular sormuyorlar. Sorsalar bile bir tane, iki tane. Ben arkadaşlarımıza şiddetle tavsiye ediyorum. Şu deyimleri, lütfen atasözlerini önemsesinler. Çıkmış soruları çözdüklerinde bunu görecekler. Neyi görecekler? Deyimlerden faydalanıyorlar. Sanki son yılda da biraz daha bu daha fazla, daha fazla. Hatırlasınlar hatta arkadaşlar. Tarihte ve buna benzer soruları rastlamıştık yani. Sadece aynen. Türkçe değil, hani aynen. Diğer branşlarda bile artık buna benzer deyimler gelmeye başladı. Hocam paragrafı aratmayan sözcük anlamıyla ilgili sorular çıkıyor. Cümle anlamı soruları var. Böyle numaralandırmış bir şekilde veriyor ve diyor ki yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi yakın anlamlıdır gibi sorular veriyor. Veya bir cümle veriyor, bir cümle veriyor yukarıda, öncül bir cümle. Yukarıdaki cümleden kesin olarak çıkarılabilecek. Bu yeni nesil soru hocam, tipi. Hemen bir eklem yapmak istiyorum. Şimdi belki arkadaşlarımızın büyük bir bölümü ya hocam anlatıyorsun ama keşke bunların hani sorusu da olsaydı diyorlardı. Bu ilerleyen zamanlarda zaten, video çekimi olacak. Video çekimimiz olacak hocam. Onu hemen hani tabii, arkadaşlar aynen. Buradan söyleyelim. Bu bir ön çalışmamız. Aynen. Öğrenci bunu dinleyecek. Zaten daha sonra arkadaşlar biz bütün branşlarla ilgili anlattıklarımızın içeriğine uygun soru çözümünü de yapacağız arkadaşlar. Ek olarak gene vurgulamış olalım. Bizim maksadımız da zaten Abdurrahman hocam kalan süre içerisinde arkadaşlarımıza nedir? Doğru yolu ve kısa yolu arkadaşlarımızla birlikte yürümek, evet. Onların yürümesine yardımcı olmak, onların yollarını açmak, evet, onlara ışık olmak hocam. Peki hocam o zaman bir diğer özelliğimize geçelim. Gene hocam güncel soru tiplerinden birazdan bahsedeceğim. Biraz önce bahsetmiştik ama bakın sevgili arkadaşlar bu sınavın bir tık sonrası nedir? Lisans ve üstü için yapılan sınavlar. Evet. Örneğin ALES. Değil mi? Akademik lisans sınavı dediğimiz, örneğin dikey geçiş 2-4'e tamamlamak için, ön lisansı, lisansa tamamlamak için yapılansa DGS sınavları var. Evet. Buradaki soru kalıplarıyla, paragraftaki soru kalıpları hemen hemen aynı. Kocaman bir metin veriyorlar yukarıda ve bu metnin belki 3-4 bölümden oluşan bir metin. Bu metnin içeriği de öyle basit bir dille, herkesin anlayabileceği bir dille yazılmamış metinler. Oradan o parçadan sorular soruyor. Belki fizikten bir tabii. Makaleden alıntı. Veya bir tarihi metinden ve bir alıntı. Bir astronomik olaydan alıntı yani bir metin de olabilir. Fantastik bir metin de olabilir. Evet. Kurgusal bir metin de olabilir. Duyulara hitap eden bir metin de olabilir. Buradan çeşitli şekillerde sorular soruyorlar. Bir tane kocaman metinden 3 ya da 4 tane soru soruyorlar öyle değil mi? Yukarıdaki metne göre 9-10-11 ve 12 soruları cevaplayınız diye. Evet. Ve farklı yönlerini soruya döküyorlar. Arkadaş küçük paragrafta sonuna geldiği zaman başını tutan arkadaşımız bu tür paragrafları çözmesi için buna alışık olması için arkadaşlarıma şiddetle tavsiye ediyorum. ALES'in çıkmış soruları, referans sorulardır. Bakın piyasada ALES soruları diye çıkmamış ama bir yayın tarafından piyasaya yazılan sorulardan bahsetmiyorum. Çıkmış ALES ve DGS soruları. Son 5 yılın veya son 3 yılın veya son 10 yılın sorularını mutlaka ama mutlaka
alsınlar. Aynı şekilde DGS'nin çıkmış sorularını alsınlar. Muhakeme gücünü geliştiren soru tipleri bunlar. Bunlar yeni nesil soru tipleri. Dikkat çekmek istediğim husus budur. Mesela bir diğer soru tipi kesin yargı ile ilgili sorular. Bir diğer soru tipi, hocam yukarıda numaralandırılmış şekilde cümleleri veriyorlar ve diyorlar ki hangileri yer değiştirmedi ya da yukarıdaki sıralanmış cümleler bir paragraf oluşturmak isterse hangisi sondan dördüncü, baştan üçüncü gibi sıralama soruları. Bir başlangıç oluşturma, başlangıç cümlesi olur, değil mi? Evet. Gibi bunları soruyorlar. Bunlar yeni nesil soru tipleridir. Bu arkadaşların bunlara dikkat etsinler. Paragrafın yarısı bu tip sorulardan geliyor. Artık şöyle bir soru yok yani. İşte ana fikir. Evet var ama bir tane soruyorlar. Belki zorlasanız iki tane soruyorlar. Daha çok bu tür soru tiplerinden arkadaşlar çözsünler istiyorum. Çıkmış ALES ve DGS sorularını çözerlerse emin olun daha bir iyi netice alacaklar diye düşünüyorum. Evet sayın hocam. Öğrencimizin adına sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu bilgiden dolayı zaten sonraki hocam soru çözümden zaten yine birlikte İnşallah. Olacağız. Ağzına sağlık hocam. Dil bilgisiyle ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. Sevgili öğrencilerimiz, sevgili arkadaşlar, gelecek sizin. Biz size iyi bir gelecek sunup sunmadığımızı bilmiyorum ama sizi bir iyi gelecek oluşturmak için, iyi bir gelecek oluşturmak için iyi bir donanım sahibi olmanız gerekiyor. Bu noktada hepinize başarılar diliyorum ama Türkçenin hep paragraf ve anlam bilgisi üzerine konuştuk ama 11 tane dil bilgisi sorusu çıkıyor. Hocam şöyle düşünün. Arkadaş örneğin paragrafı anlam bilgisini daha doğrusu genel bir ifade anlam bilgisini halletmiş diyelim. Ne kadar soru eder hocam? 30 tane veya 28 tane. Ki mutlaka yanlışı çıkıyor. Diyelim ki yanlışı çıkmasın bu arkadaşın. Dil bilgisine de gereken önemi vermez ise bakın 30 sınırını geçemez. Asla geçemez. Hocam ben dil bilgisini bıraktım. 30 soruluk kısma yoğunlaştım. Kardeşim geçmiş olsun. İyi bir bölüm kazanamazsın. Adam diyor ki nereye kazanmak istiyorsun evlat? Hocam diyor ODTÜ mimarlık. Nasıl kazanacaksın kardeş? Türkçe ile kazanacaksın. Vallahi billahi Türkçesi 35'in altında olan arkadaşlar buralara giremez. 2,5 milyon üzerinde insan sınava giriyor hocam. 2,5 milyon insan sınava giriyor. Bunların içerisinde sen hedeflediğin yer neresi? ODTÜ mimarlık veya ODTÜ inşaat, ODTÜ makine, ODTÜ bilgisayar. Veya yani tıp fakültesi fark etmiyor. Tıp fakültesi. Veya hukuk. Başka bir yani, bölüm veya hukuk. Yani, şimdi ilk 10 bini görmen lazım. Evet. Ya da orada işte ODTÜ'de ilk bine girmen lazım. İlk bine girmek için senin rakiplerin Ankara Fen Lisesi ve tarzında Fen Liseler, büyük büyük özel, iyi bir noktada olan özel okullar liseler, var, özel okullar var. Herkes rakibin. Kendin de kendin rakibisin. Dolayısıyla dil bilgisine de önem vermen gerekiyor. Dil bilgisinden de öyle kolay sorular sormuyorlar hocam. Yukarıda öyle karma dil bilgisi iki tane soru geliyor. Diyor ki bir şiirden alıntı yapıyor veya bir metin veriyor. Yukarıdaki metin dil bilgisi açısından incelendiği zaman aşağıda hangisi söylenemez diyor. Bu soru tipi ne demek biliyor musunuz hocam? Bu soru tipi dil bilgisinin o Türkçenin bütün dil kurallarının inanın %60'ını abartmıyorum. Biraz daha söylemek istiyorum %70'ini adam bir soruya sığdırabiliyor. Bakın. Bu çok zor değil aslında. Zor değil ama öğrenci bırakıyor. Evet. Hocam diyor hepsini bilmediğim için diyor boş bırakıyorum. Veya mesela diyor ki soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir eki eylem alarak yüklem olmuştur. Bu öğrenci bu soruyu bilebilmesi için bir zamirin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. İki ek fiili bilmesi gerekiyor. Üç yüklemi bilmesi gerekiyor. Bakın bir soruda 3 tane dil bilgisi konusunu bilmesi gerekiyor. Arkadaşlar buna göre çalışsınlar. İnşallah bu videolarda bunlarla ilgili kısa yöntemler. Arkadaşlar şu soru tipinde şuna bakın cevap odur şeklinde böyle sunumlarımız olacak. Ben çok uzatmak istemiyorum. Öğrencilerim de bilir. Konuşmayı seven birisiyim. Sanırım branşımla alakalı. Evet, fark ettim bunu şu anda. Bir daha Turan Hocam, Yusuf Hocama da teşekkür ediyorum. Bıyıkan Hazretleri diye kendisine bu yakıştırmayı herhalde önce ben yapmıştım.
Biz bu yola çıktık. Kimin için çıktık? Tabii ki de sizin için çıktık. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, şimdi Necmettin hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar, felsefe grubu derslerimizle ilgili olarak da hocam, görüşlerine... Hocam, babacıma söyler misiniz? Değil mi? Evet, babacıma çok teşekkür ediyoruz. Ve felsefe grubu arkadaşlar açıklamaları için Pınar hocamı şimdi huzurlarınızda davet ediyoruz. Evet Sayın Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Hemen Necmettin Hocam da olduğu gibi hocam sizi de tanıyalım ve sahneyi derler ya, sahneyi size bırakalım. Evet. Evet hocam, buyurun. Ben felsefe grubu öğretmeni Pınar. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Şimdiden daha en baştan bir temenniyle giriş yapalım. Azmeden istikrarlı olan herkesin başardığını şimdiye kadar gördük. Bu da olacaktır. Bunlar sadece ufak tefek teknikler. Kendilerini yalnız hissetmesinler diye arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Felsefe grubu ile ilgili ilk etapta ben ana ders olduğu için felsefeden biraz bahsedeceğim. Tabii ki hocam. Şimdi felsefe alanı olarak benim kendi alanımda öğretmenlik yaparken en çok zorlandığım meselelerden bir tanesi öğrencilerin felsefeyi sevmemesi. Çünkü bunu sıkıcı, anlamsız ve fazla soyut buluyorlar. Daha doğrusu kendileri anlam veremedikleri için sevmekte zorlanıyorlar. Ama ben her zaman şunu söylerim, öğrencilerime de söylüyorum. Bir şeyi sevmekle onu öğrenmek zorunda olmak arasında fark vardır. Eğer bir şeyi sevmek isterseniz seversiniz. İlgi duyarsanız seversiniz, merak ederseniz seversiniz. Felsefenin de açıkçası öğrenilebilmesi için ilk önce ilgi duyulması gerekir. Ama bu ilgiyi sağlayacak olan tek başına öğretmen ya da tek başına okuduğumuz kaynaklar olmaz. Üniversite sınavına hazırlanıyorlar öğrencilerimiz. YKS'de, TYT. Hocam hemen sınavdan şunu söyleyeyim. Zaten sınav felsefesi diyoruz değil mi? Evet, yani aynen öyle. Eğitim felsefesi diyoruz. Aynen öyle. Hayat felsefesi diyoruz. Aslında her şeyin özünde bir felsefe var. Veya tarih felsefesi diyoruz mesela. Kesinlikle. Felsefenin nasıl tarihi varsa hocam, evet, tarihinde bir felsefesi var. Matematiğin bir felsefesi var ve dolayısıyla her şeyin bir felsefesi olduğuna göre, aynen, bizim için aslında felsefe çok temel taş diyebileceğimiz bir özelliğe sahip. Tabii ki üniversiteye gidecek arkadaşlarımız, istedikleri bölümlere gidecekler inşallah. Gittikleri zaman görecekler, her özellikle eşit ağırlık sözel öğrencilerinin her derslerin mutlaka felsefe giriş dersleri olduğunu görecekler. Hukuk felsefesi diye. Evet. Hukuk okuyan arkadaşlarımız hukuk felsefesi görecekler. Psikolojide zorunlu tamamlamaları gereken 16 kredi felsefeleri olacak. Hocam ben tarihçiyim biliyorsunuz. Aynı zamanda tarih felsefesi ders almıştım. Evet. Yani aslında hayatlarının hep içinde olan, sadece kendilerini buna zorunlu hissettikleri için biraz da soru sayısı az verilip biraz vasıfsızlaştırıldığı için felsefeye karşı bir ön yargıları var. Ama hocam sonuç olarak eğer ki bu öğrencimiz sayısalcı değilse, hı hı, ve eşit ağırlık, sözel ağırlıklı olarak bir hazırlık yapacaksa, hı hı, zaten mecbur felsefe oldukça belirleyici bir özelliğe sahip ki yeni TYT formatında biliyorsunuz artık tarih, coğrafya, felsefe grubunun aslında fizik, kimya, biyolojiden çok fazla farkı kalmadı. Kalmadı. Yani eşler puanı da sahip. Hani bu açıdan baktığımızda önemli bir yeri var. Tabii. Sayısı az olsa bile fark etmiyor. Tabii. Çünkü benim sayısal öğrencilerim de var. Onları da felsefe, evet, dersleri anlatıyorum. Belki YKS'de daha sonrasında AYT'de sözel derse sınava girmeyecekler ama TYT'de fen yanında felsefe yapmazlarsa geriye düşecekler. Evet. Bunun bilincinde olan... Fark yaratmak için... Tabii. Sayısal öğrenciler genelde bunun daha çok bilincinde oluyorlar. Çünkü aslında başlarının felsefesinde gene felsefeyi görüyoruz. Aynen öyle. Çünkü felsefe aslında sayısal bir derstir. Evet. Sistematiği vardır. Kendisinin öğrenme sistematiği vardır. Birazdan, evet, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bizim felsefe ne işimize yarar? Eğer bunu bilirsek öğrenci olarak ileri safhalarda felsefe çalışırken ya da diğer derslere çalışırken neyin ne işe yaradığını, bilmenin ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Çünkü felsefenin ne işlerine yarayacağını bilirlerse ilgi duymaya başlayacaklar. Bir kere kişiyi birey yapan bir alandır, bir disiplindir felsefe. Biz hiç farkında olmasak da hayatımızın her alanında bizim hayatımızın anlamı, gidişatı ile ilgili, mesela şu an meslek belirlemek istiyorlar. Nasıl bir hayat yaşamak istediklerini belirlemek istiyorlar. Bununla ilgili sorgularının hepsi aslında felsefeye dayanıyor. Birey için felsefe kişinin kendini geliştirmesine, hoşgörülü olmasına, farklı görüşlere kapı açabilmesine, ön yargılarını parçalamasına, etrafına karşı duyarlılık geliştirmesine, kendini tanımasına, buna biz öz bilinç diyoruz. Öz bilinç çok değerli, çok önemli bir şeydir. Ve aynı zamanda görüş varsa bir görüşü, henüz şekillenmeye başladıysa bunu zenginleştirmesine yarayacak bir şey. Ve üniversiteye gittiklerinde görecekler, profesörlerle,
doçentlerle, yardımcı doçentlerle, akademisyenlerle muhabbet edecekler. Orada felsefeyle ilgilenmemiş tek bir akademisyen görmeyecekler. O yüzden sohbet ederken dahi entelektüel gelişimlerine katkı olması için felsefe onların bundan sonraki hayatlarını çok etkileyecek bir şey. Tabii ki katkısı bir yandan da üniversite sınavına hazırlık olduğu için nasıl ders çalışırız biraz da ona bakalım. Şimdi felsefede ilk olarak bizim dedim ya belli bir disiplinimiz var, daha doğrusu sistematiği var. Matematik gibi düşünmemiz gerekiyor. Kavramları bilmediğimiz sürece felsefede ilerlememiz mümkün değil. Ki zaten öğrenci en çok korkutan da zaten bu kavramlar. Bunu nasıl öğrenir? Evet. Öğrencinin ilk önce kavramları parçalayarak öğrenmesi gerekiyor. Bir yabancı kavramla karşılaştığı zaman onun artık İngilizce evrensel dil. Ki felsefe kavramlarının çoğu eski Yunanca ve Latinceden gelir. İngilizce'nin de kökeni Latinceye dayanıyor. Evet. Bu yüzden bunları araştırarak, bunların kökenlerini parçalayarak bulduğunda, örneğin çok basit bir örnek, monoteizm, monizm gibi kavramlar mono kökünden gelir ve mono eski Yunanca'da aslında, Latinceci'de tek demektir. Aslında şeyden biliyor hocam, yani güncel teknolojik aletlerden monosteryoda zaten aynen bunlara öyle da mümkün aslında. Akıl yürüterek evet, aslında o kavramı i̇şte bağdaştırdıklarında... Akıl zaten gene nereye geliyor hocam? Felsefeye geliyor. Birazdan az önce Necmettin hocamın bahsettiği kitap okuma evet, mevzusuna dayanacağım. Kelime dağarcımızın evet, geniş olması. Mutlaka vurguladığım, öğrencilerimle sohbetlerimde de sürekli vurguladığım ve kaynak önerisinde sık sık bulunduğum bir alandır. Kitap mutlaka okunmalı. Ben bile mutlaka her gün en az 25-30 sayfa kitap okumaya dikkat evet, ediyorum. Ne kadar yoğun olursam olayım. Bu anlamda kavramları anlamaları, kavramların Türkçelerini bilmeleri gerekiyor. Diyelim ki rasyonalizmi gördü. Rasyonalizmin akılcılık olduğunu sık sık soruda çözerek ya da paragrafta ya da okuduğu kaynakta karşılaşarak zaten aşina olur. Tablolaştırma tekniği felsefe disiplinlerinin öğrenilmesinde çok önemli bir teknik. Yapacağı şu, disiplinlerimizin bir tanesi bilgi felsefesi, epistemoloji. Epistemolojinin bilgi kaynağı problemini alacak. Ben bir örneğini yazdım. Akımlar için bir ayrı sütun. Görüş için, o akımın savunduğu görüş için bir sütun. Temsilcileri kimlerse o akımın temsilcileri onlar için bir sütun. Bunları yanlarında bulunduracaklar. Her bir disiplin için, her bir akım, görüş ve temsilci için ayrı ayrı tablolaştırma onların işini çok kolaylaştıracak. Çünkü bir süre sonra tablo gözünde canlanacak. Hatta hocam bu tabloyu ne bileyim bir A4 kağıdına çizip hatta evin bir yerine yapıştırarak hatta aslında bunu sürekli bir görselik kazandırarak öğrenme şansına sahipler aslında. Öğrenebilir, defterlerinde sabit tutabilirler. Ben zaten öğrencilerin yanlarında sözel ders kitaplarının kaynaklarını sürekli taşımaları gerektiğini düşünüyorum. Birazdan ona da değineceğim. Sözel dersler sadece okunarak öğrenilmez. Sık sık not tutmaları gerekecek. Tuttukları notların yanlarında bulunması gerekir ki soru çözerken anlayamadıkları ki yerlerde hocam, geri dönsünler. Şunu yaparım baksınlar mesela, bu özellikle vermiş olduğumuz kişisel gelişim eğitimlerinde ve işte bu okullara falan gittiğimizde hep şunu tavsiye ederim öğrencilere. Mesela ben doğma büyüme Ankaralı değilim. Ama şu anda Ankara'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Peki biz Ankara'yı nasıl öğrendik? Okuyarak öğrenmedik hocam değil mi? Birçok caddeyi, sokağı biz aslında tesadüfen, farkında olmadan diziyle öğrenme yöntemiyle öğrenmedik mi? Doğru. Şimdi belki hiç alışveriş yapmadığımız mağazalar var ama biz o mağazanın nerede olduğunu biliyoruz. Niye? Çünkü farkında olmadan sürekli geçtiğimiz güzergahlarda olduğundan dolayı o gizli öğrenme dediğimiz, işte kapalı öğrenme de diyebilirsiniz bunu evet, artık. Evet, doğru. Bu yöntemle öğreniyoruz. Peki ve örtük öğrenme. Peki ben aynı şeyi dün işte Yusuf hocamlarla, Osman hocamlarla da görüştük. Tarihle ilgili bir kavram biliyorsunuz bilmek gerekiyor. Evet. Coğrafyada aynı şekilde, tarihte ve felsefede aynı şekilde. Mecbur. Hatta ilerleyen süreçte işte edebiyatla ilgili çekim yapacağız. Mesela edebiyat bana aşı da yine bununla ilgili bir özelliğe sahip. Hani o yüzden sanki duvarlara bunların yapıştırılıp asılması, aşina olması için. Eskiden dil öğrenme yöntemlerinde olduğu gibi dil kartları şeklinde getirilmesi aslında çok öğrenmemizi kolaylaştırıyor. Aslında ezbercilikten çıkarıyor daha doğrusu. Doğru. Zaten oraya değinecektim. Evet. Çünkü öğrencimiz zaten tembel artık okumuyor. Hani evet, bari okumuyor. En azından bu şekilde yaparak ne yapabilirler? Biraz daha öğrenmelerini kolay hale getirebilirler. Tabii. Kalan zaman diliminde. Zaten kalıcı öğrenme ezberde değil anlamayla evet, olur. Yani çocuk temellendirmediği zaman biz bile temellendirmediğimiz zaman hiçbir şeyi aklımıza oturtamayız. Net bir şekilde temellendirmemiz gerekiyor. Bunun için ilk önce kavramı iyi tanımamız gerekiyor. O görüşe sahip olan filozofu iyi tanımamız evet, gerekiyor. Birazdan değineceğim zaten. Bunun yanı sıra başka bir şeyde mesela filozofları öğrenciler isimlerini tutmakta akıllarında zorlanıyorlar. Bazen öğrenciler şey diyorlar, hocam ben kitap okumak istiyorum. Ama alıyorum elime bir Rus romanı. İsimler o kadar karmaşık ki
şey yapamıyorum, devam edemiyorum. O isimleri ezberimde tutacağım derken devam edemiyorum. Çünkü çocuk bunu ezberlemeye çalışıyor. Halbuki onu gözünde canlandırsam, sanki onun gibi düşünüyormuş gibi düşünse, onu içselleştirse hem anlayacak, ezberden çıkmış olacak, hem de ne demek istediğini çok iyi kavrayacak. Kendisinin gibi, o görüş kendisininmiş gibi benimsemesi gerekiyor. Aslında öğrenci filozofların çoğunu tanıyor hocam da. Evet. Onun o olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. Ne dediğini tam olarak bilmiyor. Mesela şimdi Nietzsche'yi aslında yokluk felsefesini vardır, aslında herkes biliyor ama onun Nietzsche olduğunu belki bilmiyor ya da yazılışından dolayı belki de hani bir anda kurgulayamıyor kafasında. Evet, aynen öyle. Onun yazılışlarını zaten mesela kendi derslerinde de mutlaka öğrencilere yazılışlarının ÖSYM'i bazen bunu böyle yapabiliyor çünkü sorularda çocuğa relatif kavramı çok farklı yazılırken parantez içerisinde direkt okunduğu gibi relatif evet. diye yazıyor. Ama çocuk sadece onu görse anlayamayabiliyor. Okunduğunu da bilmesi evet. lazım. O zaman ne yapacaklar? Özel bir zaman ayıracaklar. Görüşünü öğrenmek istedikleri filozofların hayatlarını öğrenecekler. Ya da işte o görüşü sahip olan filozofun önemli bir sözüne sürekli aşina olacaklar. Tam da onu diyecektim. Demin Necmet Hocam dedi ya, deyimler atasözler evet, olduğu gibi önemli. Aslında tarihe mal olmuş hocam bu tip düşünürlerin önemli sözleri de artık geliyor hani karşımıza sınavlarda. Hı hı. Ne demek istedi anlamında. Mesela bununla ilgili çok güzel hocam bir sözde bazen bir kitap yazabilirsiniz. Hani kesinlikle. Öyle bir içeriğe sahiptir. Doğru. Hani bu anlamda tarihe evet yön veren hani bu tip insanların aslında hı hı. birer tane sözle bilmek hı hı. hem bir genel kültürdür. Tek sınav da değil hocam. Tabii dedik ki. Ya bir hayat felsefesi. Tabii, sonuçta gelişim. Sohbet insanlarıyız. Hani Orta Doğu insanı ve Türk kültürü olarak doğru. sıcak kanlı insanlarız. En azından yani bir yere gittiğimizde sohbetimizin dinlenir olmasını sağlamak için de aslında bizim Türkçeyi çok iyi bilmemiz zaten şart da İçinde onu süslemek için lazım. De biraz içinin dolu olması gerekiyor. Kesinlikle i̇şte bu da öyle. Felsefe branşı bunun güzel bir örneği evet, olacaktır. Aynen öyle. Bunun dışında daha vurgu yapabileceğimiz başka şu da var. Eğer öğrenci sadece sözel olarak devam ederse, yani sadece dinleyerek ya da sadece kaynaktan okuyarak devam ederse ezberlemeye çalışır. Bir okur, iki okur, üç okur, dört okur ama eğer anlamını oturtamazsa anlayamaz demiştik. Bu yüzden çocuğun yazması gerekiyor. Yani özet çıkarması lazım. Bazen özetin özetini çıkartması gerekiyor ve bunları her zaman yanında bulundurması gerekiyor. Öğretmenin anlattığı uçar gider. Öğrenci 40 dakika boyunca zaten sınıfta tutamazsınız. Aklı uçar gider. 20 dakikada ne kadar görselle, ne kadar uygulamalı anlatırsanız o kadar. Ama öğrenci tek başına çalışıyorsa, her öğrencinin öğretmen gibi bir avantajı yok. Kaynaktan okuyacak, oradan özet çıkaracak, çıkardığı özetlerden notlar çıkaracak, tablolar yapacak, görebileceği yerleri asacak ki sürekli aşina olsun. Ve benim bir yöntemim daha var. Ben öğrencilerime bunu söylüyorum. Biraz çarpıcı bir yöntem olacak ama ben ders çalışırken her şeyin mübah olduğunu düşünüyorum. Kopya çekmeyi sınavda yasaklıyoruz. Enteresan. Sınavda kopya çekmeyi yasaklıyoruz ama ders çalışırken kopya çekmek şart. En iyi yöntem değil mi hocam? Öğrenmede. En iyi yöntemdir. Yapacağı şu, çocuk felsefe sorusunu çözerken ya da felsefe grubu, bu arada felsefe diyoruz ama sosyoloji var, psikoloji var, mantık tabii var. Tabii ki, tabii ki. AYT'de sözel hazırlanan öğrenciler için de aynı yöntemler geçerli. Yapacağı şey, sorusunu çözerken mutlaka tablosunu mu hazırladı, notlarını mı tuttu, kendince bir defter hazırladı ve bir yöntem mi buldu, bunlar yanında duracak. Kavramı anlamadığında, hatırlamadığında, filozofun ne dediğini hatırlamadığında direkt bakacak, kopya çekecek. Ve, bak hocam işte zamanda böyle bir hocamız olsa kesin... Kopya çekerdik. Ama yoktu yani. Ama kopya çekmeden, yani kopya dediğimiz tabii ki işin sadece tabiri. Espiritel ama yapılması ama gereken şey sürekli zaten bakmak, kopya tekrar çekmek etmek. İçin bile bir hazırlık notunun yapmak olmak, gerekiyor hocam. Yani. Gerekiyor. Aslında ben burada tekrara vurgu evet. yapıyorum. Çünkü biz kısa süreli hafızaya bir defa da atarız. İkinci tekrarda sadece onu bir iki haftalığına hatırlarız. Ama biz bir üçüncü tekrar yapacağız ki o evet. aylarca, yıllarca otursun. Kalabilsin. Diğer tekrarımızda elbette ki soru çözmek. Buyurun hocam. Eğer öğrenci günlük en azından 20 tane felsefe sorusu çözerse, bilgi ağırlıklı soru çözerse, felsefede yapamayacağı soru yok. Çünkü artık son dönemlerde ÖSYM bilgiye çok ağırlık vermeye başladı. Bu yüzden kavramı o kadar çok vurgu yaptım tekniklerde. Çocuk bilmediği zaman o soruyu yapamıyor. Filozofun ne söylediğini bilmediği zaman yapamıyor. Bu yüzden sık sık soru görüp, farklı farklı soru tiplerinde o bilgiyle nasıl karşılaşacağına aşina olması gerekiyor. Genel olay Türkçe'ye giriyor aslında. Aynen öyle. Necdet Hocam sen bir şey söyleyeceksin. Evet. Söyleşide kalmasın. Kopya çekmekle ilgili hocam. 6. sınıftayım ortaokulda. Bak şimdi 7 dayanacak bak. Öğretmen sınıfımız kalabalıktı. Yemekhaneye götürdü. Fen bilgisi hocası. Nurettin Hoca muhtemelen ölmüştür. Allah rahmet etsin diyeyim. Yaşlıydı çünkü o zaman. Adam dövdür diye.
Yani yine de Allah rahmet etsin. Ölmese de uzun ömür versin diyeceğim ama uzun ömrü olmaz herhalde. Birkaç gün. Ölmesini kesin istiyor yani. Ömür demişti hocamıza. Aynen. Adam arıyormuş Necmettin'in projeyi. Gördü videosundan sonra. Çok sevdiğim bir hocaydı. Allah rahmet etsin. Demek istemiyorum tabii de. İşin şeyi o. Cevabımı sallat alacağız. Yani öldürelim mi? Şey, hocam. Kopya hazırladım ama nasıl? Kopya hazırlarken de çok itmam gösterdim. O kadar çok özen gösterdim ki. Arkadaşım beni uyarmış 7. sınıftaki bir arkadaş. Bu hoca zor bir hoca. Konularda zor. Mutlaka kopya çek. Başka türlü geçemezsin diye. Abi kopyayı öyle bir hazırladım ki inci gibi döktürdüm. Kitabın yani sorumlu olduğumuz kısmı resmen oraya böyle işledim. Sınava girdim. Büyük bir masa çapraz oturtuyor. Ben doğru yerime oturdum. Ama benim karşımdaki arkadaş, çaprazımdaki arkadaş karşıma oturduğu için hoca da fark etmedi. Ben yanlış oturmuşum gibi. Necmettin oğlum dedi, sen dedi şeye geç dedi. Ben dedi bunlara yardım edeyim dedi. Öndeki şeyleri, kağıtlar alayım dedi. Derken kağıdı bir açtı. Altına benim kopyalar tek 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 tak 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 yere döküldü. Ondan sonra tabii hoca sadece baktı. Kızdı. Önüne benim dedi oturduğum yerde sınava girdi. Sen dedi 80 puan üzerinden gireceksin dedi. Ben de sana çok güvenmiştim falan. Nasıl bir mahcubiyet var? Sınava bir girdim abi kopyalar hocadan. Sınavdan 100 aldım. 100 aldım derken 100'ü kağıt verdim. Altına da bir özür mesajı yazdım. Hocam çok özür dilerim kopya çekerken öğrenmişim diye. Sanırım bu bunu örnekler. Evet, evet. Ben hocaya 100 teşekkür verdim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir örnek evet, oldu. Güzel bir öğretici oldu. Çok sağ olun hocam. Yani felsefeden korkmamaları gerekiyor çocukların, toparlamak gerekirse. Şöyle ki benim her zaman günümüzde de hep yaşadığımız bir şeydir. Her zaman söylediğim bir şey, hiçbir şeyi gözle büyütmemek gerekiyor. Çünkü sınavda öğrencinin en büyük korkusu yapamama korkusu. Herkes her şeyi öğrenir. Ama herkes ancak korkmazsa öğrenir, strese girmezse öğrenir. Stresle baş edebilen öğrenci sadece felsefe değil, en çok korkulan derslerden biri matematiktir, fiziktir. Onları da yapabilir. Bu yüzden gözlerinde büyütmemesini tavsiye ediyorum. Mutlaka bilene danışmaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Teşekkür evet, ediyorum. Evet, bu arada arkadaşlar biz bir bilen olarak bize her zaman danışabilirsiniz evet. diyoruz. Bu anlamda hoca takımımız her zaman arkadaşlar Türkiye'nin neresinde olursanız olun sorularınıza cevap bulabileceğiniz doğru bir adrestir. Bunu da buradan vurgulamakta fayda var. Çok sağ olun. Evet sevgili arkadaşlarım, Necmettin hocamıza ve Pınar hocamıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda yanımda hani bana hani bana diyen Yusuf hocama da yine minnet duygumuzdan selam veriyoruz. Hocam Yusuf hocanın bıyıklarına teşekkür ederim. Değil mi? Evet. Biz bu bıyık hazretlerine. Aslında benim bugün bir açıklamam yoktu ama Necmettin hoca arkamdan konuşur diye video ve açıklamalarda bulunmak istedim. Rahat duramadın geldin. Evet, yine de dayanamadım. Sadece teşekkür ettim gördün mü? Evet sevgili arkadaşlar aynı zamanda ekibimizin bir diğer üyesi olan Osman hocama da buradan gene saygı ve sevgi sunuyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. Umutsuzluk yok. Bu iş bu yıl hallolacak arkadaşlar. İyi akşamlar.